Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dukan suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şecerete zakkum ta'amul esim kelmehül yağli fil butun kegalgil hamim huzuhu fa'atiluhu ila sevail cahim. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلٍ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ayet-i Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Allah görevli meleklere şöyle der: Şüphesiz zakkum ağacı, 43. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Ki başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak alâ sururin mütekâbilîn. Yani cennetteki o nimetleri Cenab-ı Hak baştan sona en ince teferruatına varıncaya kadar zikrediyor. Ki insanın tabiri caizse teşbih-i hata olmasın, bu dünyada mutlu bir halinin en güzel, mutlu bir halinin tamamen kışır halinden, kabuk halinden, olumsuzluk halinden azade olmuş bir şekildeki o güzel halinin orada en zirve noktada devam edeceğini ifade ediyor. Yani insanın dostlarıyla karşı karşıya oturup sohbet edip, yani bir yandan içecekleriyle rahat bir ortamda gözünüzün önüne tasvir ettiğiniz en güzel bir halin tamamen olumsuzluklardan uzak bir şekilde tecrit edilmiş bir halde ki durumunu mutlu bir hali Cenab-ı Hak tasvir ediyor. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Ki Nebe suresinde, Kur'an'ın birçok yerinde zaten Kur'an'ın dörtte biri ahiret ile ilgili konuları ihtiva etmektedir. Hemen hemen 1500-2000'e yakın ayet. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam! Biz onu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık diye düşünüp öğüt alsınlar. Yani diğer bir ifadeyle tenezzülatun ilahiyetun ila ukulül beşer. İnsanların, beşerin akıllarını tenezzül ederek, tenezzül-i ilahi olaraktan anlayacakları bir şekilde onlarla Cenab-ı Hak tekellüm etmekte, insanlarla konuşmaktadır. Bismillah, artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Evet. Ayetin genel nuzulü ile ilgili 43-48 arası, doğrusu zakkum ağacı o günahkarların yiyeceğidir, devam eden durum. Ayetin nuzulü ile ilgili Allah Teala Kur'an'da müşrikleri korkutmak üzere zakkum ağacını zikredince Ebu Cehil İbni Hişam dedi ki, ey Kureyş topluluğu, Muhammed'in sizi kendisiyle korkuttuğu zakkum ağacı nedir bilir misiniz? O tereyağlı Yesrib hurmasıdır. Eğer ele geçirebilirsek
Mutlaka onu zakkumlanalım dedi de Allah Teala bunun üzerine bu ayet-i kerime indirdi. Evet, yine bununla ilgili olaraktan daha önce İsra 60 ve Saffat 65 ayetlerinin nuzul sebebinde geçtiği üzere Vahide'nin kendi isnadıyla İbn Abbas'tan rivayetinde o şöyle diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zakkum'u zikredip Kureyş'ten olan bu kabile onunla korkutulunca Ebu Cehil, biliyor musunuz Muhammed'in sizi korkutmakta olduğu Zakkum nedir diye sordu. Hayır, bilmiyoruz dediler. O tereyağlı kerittir. Ama vallahi eğer ondan elimize geçerse mutlaka ondan zakkumlanacağız dedi de, yani affedersiniz zıkkımlanacağız manası Türkçe'de de kullandığı üzere. Bunun üzerine Allah Teala Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı da biz onları korkutuyoruz ama bu onlara büyük bir azgınlık vermekten başka bir şeyi arttırmıyor ayet-i kerimesini indirdi. Yine İbn Abbas'tan rivayete göre ise bu hadise aynı zamanda ki tomurcukları şeytanların başları gibidir ayet-i kerimesiyle Duhan suresindeki bu hiç şüphesiz zakkum ağacı o günaha çok düşkün olan günahkarın yemeğidir ayet-i kerimelerinin de nüzulüne sebep olmuştur. Evet ve 49-50. ayetin nüzulüyle ilgili ona o azabı tat bakalım. Hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin denilecektir. İşte bu doğrusu şüphelenip durduğumuz şeydir. Yine yukarıdaki gibi Katade, bu ayet Allah düşmanı Ebu Cehil hakkındaydı. O şöyle demişti. Muhammed beni tehdit mi ediyor? Vallahi ben iki dağ arasındaki insanların en güçlüsüyüm. Yani demek ki kendi gücüne, kudretine istinaden maalesef. Diğer nüzul sebepleri de gene Ebu Cehil ile ilgili alakalı olan rivayetler zikredilmektedir. Evet, zaten bu cehennem olsun, cehennemdeki bu hal olsun, o zakkum ağacı, cehennemde onlara verilecek olan şeyler, onları genişçe kendi sitemde de tespitler.com'da da onu ayrıyeten uzunca orada ele aldım. Yani cennette Cenab-ı Hakk'ın vereceği nimetler, bütün bunlar o cennet nimetleri ki cehennemde de aynı şekilde cennet ve cehennem beraber olarak zikredilmiş olarak nedir, nelerdir, orada verilecek olan nedir, bütün bunlarla ilgili genişçe burada da zaten ele aldım. Meseleyi tahlil edecek olursak Bismillahirrahmanirrahim 43. ayet-i kerimede evet, zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Cehennemdeki kötü bir yiyecek ismidir. Şu deyim bu anlamdan istihare edilmiştir. Falan kişi zakkum yedi. Bu söz kişi kötü bir söz bir şeyi yuttuğunda söylenir. Yani zakkum, zıkkım aynı kökten olumsuz kötü bir şey ifade sadedinde söylenmiş olur. Yine zakkum hakkında Saffat suresinin 34. ayet-i kerimesine de bakılabilir. Ve yine 43. ayet-i kerimede zakkum ağacı ile ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğumuz, yani ayet-i kerime zaten kendisi meseleyi hakikaten tahlil ediyor. Genişçe, detaylı bir şekilde. Yine Hac suresi 19 ve 20'de başları üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Cenab-ı Hak hakikaten muhafaza etsin. Yine kıyame 34-35'te sana yazıklar olsun, yazıklar daha ne olsun, sana yazıklar olsun, yazıklar diye onların o kötü halini Kur'an tasvir ediyor. O gün cehennem ateşine itildikçe itildikleri gün onlara işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Bu bir büyü müdür yoksa hala görmüyor musunuzdur 13-15 arası. İşte bu doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir diye onlara o arzu ettikleri, istedikleri, hatta çekinmedikleri şey onlara bizzat aynel yakın suretinde gösterilir. Evet, her konuda aşırıya kaçma, gulu meselesi, haddi aşma. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin kabarması anlamında da aynı şekilde kullanılmış olmaktadır bu kelime ve izahı ile ilgili olarak ayetler de burada zikredilmektedir. Evet, cehennem hakikaten işin şakası yok, ciddi. Hakikaten büyük bir tehdit. Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde sakındırıyor, uyandırıyor, ikaz ediyor, tembihte bulunuyor. Yine zevk ifadesi, Türkçe'de de artık kullandığımız ağızda tadın olması. Tat bakalım, hani sen onurluydun, seçkindi. Yani o azabı tadın, inkarımızdan dolayı.
yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadın şeklinde tehditvari onlara o azabı tatmaları ifade edilir. Evet, kerim manası Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. Kur'an'da 6 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Güzel manasına, mevki ve makamı itibariyle Allah yanında üstün ve değerli, Müslümanlar, teslim olanlar, Tebarek ve Teala Rab kusurları bağışlamak, faziletli, üstün manalarında kullanılmış olmaktadır. Kerim lafzı, kelimesi. Evet. Ve 51. ayeti kerimenin tahlilinde makam ifadesi geçmişti. Yer manasında Kur'an'da 4 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Mesken burada birinci manadadır. 2. ikamet etmek, durmak, kalmak. 3. kıyamet günü Allah'ın önünde kıyamda ayakta durmak. 4. mekan manalarında kullanılmış olmaktadır. Evet, 51'de müttakiler. Yani İslam'da imandan sonra sürekli Kur'an'da innellezine amen ve amel salihat. İman edip salih amel. Salih amelin en önemlisi takvadır. Takva ise iyi amel işlemekten ziyade kötü amel işlememektir. İyilik yapmaktan ziyade kötülükten kaçmaktır. Diğer bir ifadeyle temizlenmekten ziyade kirlenmemektir. Çünkü zaten kirlenmeyince otomatikmen temiz kalınmış oluyor. Günaha bulaşmayınca zaten otomatik temizlenmiş oluyor. Yani bir sevap işlemek bir sevap kazandırırken mesela bir sünnet. Ama diğer taraftan bir günah işlememek bir vacip derecesinde bir sevaptır. Yani böylece birçok sünnete de muadil gelmektedir. Onun için Cenab-ı Hak takva sahiplerini Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şekilde övmekte. Onlar için cennetlerde büyük nimetlerin olduğunu, büyük mükafatların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de sürekli surette dile getirilmektedir. Yani kötü olanlar ne kadar tehdit edilmiş ise iyi olan takva sahipleri de o kadar ödüllendirilmişleri ve cennetteki kendileri için hazırlanmış olan nimetler nazara verilmektedir. Evet, makamın emin, her türlü kötülük, afet, yokluk ve istenmeyen şeyden korunmuş, güvenli yer anlamında cennet için kullanılmıştır. Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise güvenli bir yerde, emin bir makamda, bahçelerde ve pınar başlıklarında, başlarındadırlar. O nimetlere mazhar olmuş olurlar o cennetlikler. Evet, 53. ayet-i kerimede lebs ibadesi, libası, lebs aynı kökten geliyor. Hayret, şüphe ve tereddüt manasına karıştırıp iltibası aynı kökten de geliyor. Şüpheye düşürmek demek, çelişkili olmak, çelişkiye düşürmek. Bu da 4 manada Kur'an-ı Kerim'de kullanılmaktadır. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Karıştırırlar, karıştırıyorlar, iltibas ediyorlar. 2. sükun bulmak, sükunete ermek. 3. giyilen elbise, libas, o da aynı kökten. Bu da bu manaya gelmekte. Sündüz ve istebraktan lebs ederler, yani elbise giyerler. 4. olarak salih, amel manasında kullanılmaktadır. Evet, ve 54. ayeti kerimede zevç ifadesi çift manasına gelip canlı varlıklardan eşleşen erkek ve dişi çiftlerin her birisine dendiği gibi bunlardan ve diğer varlıklarda olan çiftlerin her birisine de denilir. Mesela mest ve ayakkabı gibi ister benzer ister zıt olsun başka biriyle beraber olan her şeye de çift veya zevç ifadesi ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak biz her şeyi çift olaraktan yarattık buyuruyor. Biz müttakileri güzel eşlerle tezviç ederiz. Çiftlendiririz, yani evlendiririz manasında kullanılmış olmaktadır. Evet, ve 54. ayet-i kerimede yine hurul ayn ifadesi. Hur kelimesi hevranın çoğuludur. Hevra ise beyaz kadınlar için kullanılır. Ayn ise ayn kelimesinin çoğuludur. Bu kelime ise iri gözlü kadınlara atfen kullanılır. Saffat 26 ve 29'da dediğim gibi Nebe suresinde de aynı şekilde orada da geçmiş olmaktadır. Evet, ve yine ayet-i kerimelerin tefsiri sadedinde 56. ayeti kerimede illa istisna edatıdır. 4 şekilde bu da Kur'an'da tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. İstisna genel olarak manasında 2.
istisnaya benzemekle birlikte istisna olmayıp yeni bir kelam ifade başlangıcında kullanılır ki burada o manada kullanılmaktadır. Üçüncü olarak da herhangi bir şeye dair haber vermek manasında bir de gayr ve başka manalarında kullanılmakta ve ilgili ayetlerde zikredilmektedir. Evet ve 58. ayet-i kerimede Kur'an'da anlaşılmayan bir şey var mı başlığında bir yazı. Evet biz onu öğüt alırlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Ayeti de Kur'an'ın anlaşılması için Arapça indirildiğini beyan etmektedir. Burada ince olan nokta şu, haşa Allah'ın kendisini anlatamaması diye bir konu söz konusu değildir. Ve anlatamayıp da haşa insanların da anlamaması diye bir durum söz konusu değil. Yeter ki insan anlamak istesin. Veya diğer bir ifadeyle alıcılarını açsın, anlamaya çalışsın, anlama yönünde gayret etmiş olsun. Yani bu manada insan Kur'an'ı, Kur'an insanı anlayabilecek Efendimizin ifadesiyle insanın ikiz kardeşi mesabesindedir. Yine 58'de yusur kelimesi kolaylık manasına gelmektedir. Kolaylık, kolaylaştırma, hafifletme anlamında yusur, yusura, yesir, meysur, takvif. Kur'an'da fiil ve isim olarak 40 küsur yerde kullanılmış olmaktadır. Kolaylığı ifade eden bir kelime. Biz o Kur'an'ı senin dilin üzere gerçekten kolaylaştırdık ki onlar anlayıp öğüt alabilsinler. Evet yine bununla ilgili olaraktan Müzzemmil 20'de çünkü Kur'an zorluk sıkıntı çıkmazlar getirsinler diye indirilmemiştir. Yani sıkıntı amacıyla haşa değildir. Onunla ilgili tefsirlerdeki yapılmış olan çalışmaları arz ettim. Ve 59. ayet-i kerimede Duhan suresinin mensuh ayeti, bu sure Mekke'de inmiştir. Mensuh ayetinin meali, Habibim artık bekle çünkü onlar felaketini bekliyorlar. Bu ayet yine aynı şekilde sebeplerle kılıç ayetiyle neshedilmiştir denilmektedir. Evet ve ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim, taam ifadesi innen haberidir. 44'te, 45'te kelmühlü ifadesi ikinci habere müteallıktır. Yağlı ifadesi cümlesi bu da mühil, şuradaki mühilden haldir. 46. Kaf, ke, galgi'deki kaf, isim ve misil manasında naib-i mef'ulü mutlaktır. Yani galyen, misle, galyen takdirindedir. 47. ayette huzuhu ifadesi mef'ulü kavlidir. İlâ seva ifadesi otuluhu'ya müteallıktır. 48. Min azab cer ve mecrü olmuş olup subbu'ya müteallıktır. 49. Zuh ifadesi mukadder olan kavlin mekulü kavlidir. İnneke entel aziz ifadesi ise kavil durumunda müstenifedir. Ente ise kafı tekit içindir. 50. İnne haza ma ifadesi müstenifedir. Bihi cer ve mecrü olmuş olup temteruneye müteallıktır. 52. Fi cennet ifadesi geçmiş olan cardan bedeldir. Harfi cerden. Onu taalluk ettiği şeye bu da taalluk etmektedir. 53. Yelbesune ifadesi innenin ikinci haberidir. Mütekabilin ifadesi yelbesune failinden haldir. 54. Kaf mahsus bir müddedanın haberidir. Ey el emru zalik takdirindedir. Cümle ise mutelizedir. Ara cümle, parantez içi cümle, dipnot, haşiye, zeyl gibi manalara gelir. Ve zevvecnahum cümlesi ise bu da yelbesune cümlesine matuftur. 55. Yedûne cümlesi zevvecnahum mef'ulünden haldir. Aminin ifadesi yedûne failinden haldir. 56. La yezûkûne cümlesi bu da yedûne failinden haldir. Mevte müstesnadır. Aynı şekilde ve vekâhum cümlesi de la yezûkûne cümlesine matuftur. Azap ifadesi ise ikinci mef'uldür. 57. Fadlen naibi mef'ulü mutlaktır. Eyyen tefaddale fadlen ve huve ismi bu da isim mastardır. Bu takdirde gelmiş oluyor. Min Rabbike car ve mecrur olmuş olup fadlenin sıfatına müteallektir. Hüve ise zamiri fasıldır. Ayrıca zamir. Ve innemâ yessernâhu müstenifedir. İstinaf cümlesi, başlangıç cümlesi leallekû yetedekkerûnda onun gibidir. 59 ise fertekib cümlesi müstenifedir. İstinaf cümlesi innem mürtekibûnda onun gibi istinafiye olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Evet bu arada kıssadan istemiz. İstidat lisanıyla dua. Bir elma çekirdeğinde elma ağacı olma istidadı, kabiliyeti vardır. Fakat elinden tutulmazsa ağaç olamaz.
Cenab-ı Hakk'ın izniyle toprak bu çekirdeği bağrına basmakta, hava ona yardım elini uzatmakta, yağmur imdadına koşmakta, güneş ise ışığını göndermektedir. Bütün bu haller o çekirdeğin istidat lisanı ile ettiği duaya, o Zat-ı Akdes'in cevap vermesinin ifadesidir. Kemale giden yol. Bir buğday tanesi, buğdaylıktaki kemaline erişmek için toprakta sebat, hava ile imtisal, sudan istifade, güneşten tefeyyüz ve kendini düşmanlardan muhafaza etmiştir. İşte böylece. Kemale eren bir buğday tanesi, terakkisini idame ile insan veya insanın bir cüzü olmak istiyorsa, bu defa da değirmende öğütülmeye, yemek boğazı denilen tünelden geçmeye ve midede hazım eleklerinde elenmeye mecburdur. Ancak bu ameliyelerden geçtiği takdirde insan olabilir. Aksi halde çürüyüp mahvolacaktır. Aynen bu gibi, bunun gibi insanlar da evamir-i ilahiyeye, Allah'ın emirlerine imtisal, sarılma ve yapışma ve nevahisinden, nehilerinden iştinab ile dünyada kemale erdikten sonra başka bir alemde sümbül vermek için Hakim-i Ezeli'nin bir kanun-u hikmetiyle kabristan midesine girecektir. Mukayese. Padişahın huzuruna çağrılan bir kimsenin onun rızası yerine bahçesinde gördüğü bir karpuza göz dikmesi ne kadar abes ve ne derece düşüncesizlik olacağı bedihidir. İşte Cenab-ı Hakk'ın rızası yanında bütün dünyevi zevklerin ve makamların bir karpuz kadar dahi kıymeti yoktur. Mahiyet değişme. Şekil değişme başka, mahiyet değişme ise daha başkadır. Mahiyet değişmesi için mutlaka ölmek lazımdır. Toprak mahiyet değiştirerek nebat halini alıyor. Nebatatın ete veya süte inkılap etmesi için de topraktan kopması ve koyunun ağzında ezilip midesinde hazm olması icap ediyor koyunda. İnsan hayatını inkılap etmek için kesiliyor ve insanlar tarafından yeniliyor. Aynı şekilde bir çekirdeğin ağaç hayatını inkılap etmesi için de ölmesi, yani toprak altına girip parçalanması lazım geliyor. İnsanın ölümüne bu noktadan bakılmalıdır. İnsanlar toprak altına ebedi bir hayata mazhar olmak üzere giriyorlar. Diğer taraftan, bu dünyada mahiyet değişme kanunu mevcut olduğuna göre, bu kanun elbette ki bir günde dünyaya tatbik edilecektir. Yokluktan şimdiki mevcut halini alıncaya kadar çeşitli mahiyetlere girip çıkan bu kainat elbette ahirete inkılap etmeye müstahittir ve inkılap edecektir. Allah-u Alem-i Sevap, azim olan Allah doğruyu söylemiştir. En doğruyu bilen Allah'tır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.